Çocukcağız su içemiyordu. Bayağı sıkıntıları vardı. Allah razı olsun, hocam tüm tedavisini, ameliyatını üstlendi. Çok başarılı bir operasyon gerçekleşti. Çocuğumuz çok iyi, çok sağlıklı. Buradan sevgilerimizi yolluyoruz Azra'cığıma, annesi Özlem Hanım'a da. Neler yaptınız hocam o ameliyatta? Şimdi normalde bu çocuğun, biliyorsunuz, çocuklardaki apne nedeni nefes alamama, horlama, ağzı açık uyuma, büyüme, gelişememe sorunları olan bir çocuğumuzdu. Muayeneye geldi. Bir röntgen çektirdik. Geniz eti vardı. Daha evvel söylediğim gibi de aileler, biliyorsunuz, yani uyutarak ameliyat edildiği için bundan çekiniyorlar. Biz de diyoruz ki ya, yani biz ağzının içinde yapıyoruz bu ameliyatı. Öyle çok uzun süreçli bir ameliyat değil. Buna ameliyat bile demiyoruz. Sıyırma diyebiliriz. Çünkü geniz burnun arkasıyla ağzın arası, burada bir yumuşak doku. Eskiden doktorlar parmağıyla sıyırırdı. Biz bir aletimiz var, onunla sıyırıyoruz. Kanama olmuyor, tampon koyuyoruz. Kaldırın diyoruz, kaldırıyorlar. Bir 3-5 dakikalık bir ameliyatla çocuk bütün problemlerinden kurtuluyor. Ondan sonra yemesi içmesi artıyor, gelişmesi artıyor. Dişlerin, çenenin yapısı düzeliyor. Normalde bu geniz eti dediğimizde adenoid, Latincesi. Adenoid yüzü deriz. Çene yapısı dar olur, ağız kubbesi yukarı doğru. Dolayısıyla da değişik bir yüz şekli, buna geniz eti yüzü, adenoid yüzü deriz. Dediğim gibi uyuttuk çocuğumuzu. Yani bir 5 dakikalık bir müdahaleyle geniz etini sıyırdık ve neticelendirdik ameliyatını. Şu anda da gayet iyidir. Harikasınız. Evet. Hocam şimdi ben çok sorun var bununla alakalı. Uyku apnesini de tekrar konuşalım istiyorum. Çünkü gün geçtikçe ülkemizde aslında uyku apnesi vakaları artmaya başladı, ama sanatçımızı da davet edeyim müsaade ederseniz. Sohbetimiz sonrasında hep birlikte devam etsin istiyorum. Efendim, öyle güzel bir beyefendiyi davet edeceğim ki huzurlarınıza, hem sesi çok güzel, hem kendisi çok yakışıklı, hem enerjisi harika bir beyefendi geliyor. Vallahi sabah kanala girdiğimizden beri gülüşüp gülüşüp duruyoruz kendisiyle. Sanatçımızı davet ediyorum. Hem canlı şarkılar söyleyeceğiz bugün, coşacağız. Ekranlarınızın başından, o yüzden hiçbir yere ayrılmayın. Mustafa İşbilen geliyor. Sana gülüm demiştim ya,
o gül soludu. Hani bu son demiştim ya, o gün sondu. Sana gülüm demiştim ya, o gül soludu. Hani bu son demiştim ya, o gün sondu. Sarılınca sana hem de titreyerek, sevişince benim ne sabahları dek, gideceksen eğer giderim diyerek, bir daha geri gelme. Elde ne varsa sende kalsın, umurumda değil eller alsın. O kadar zararım olsun varsın, geri hiçbir şey verme, bir daha geri gelme. Efendim biz romantik şarkılarımızı söylemeye sevgili Mustafa ile devam edeceğiz. Canlı canlı şarkılar söyleyeceğiz bugün. Ferruh Hocam uyku apnesini anlatacak, geniz etlerini konuşacağız. Daha neler neler, sesteki nodülleri konuşacağız efendim. Birazdan astrologların en tatlısı, en şahanesi, en mini 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 minnacığı, en hanımefendisi bizlerle olacak. Nurcan Vecigün hanımefendi gelecek ama çok kısa bir araya gidiyoruz, sonrasında buradayız. Efendim ekranlarınızın başına bir kez daha hoş geldiniz ve işte o an. Burçların en güzel kadını, en mini minnacığı, en hanımefendisi, en çıtır çıtırı, en sevdiğimi davet etmek istiyorum huzurlarınıza ve astrolog Nurcan Vecigün geliyor. Ayrılın dedi bize, duydun mu? Ayrılın dedi. Begonvillerle geldim. Begonvillerle peki, geldim. Peki o zaman bir saniye. Sana hemen ayaktayken evet. Belki Mustafa da bana eşlik eder. Begonvil boy vermiştir şimdi. Yasemen basmıştır bodrumu. Kokusu esti rüzgarın. Bir kelebek öptü boynumu. Sen şimdi gerdanını maviye, göğsünü bir yelkenliye, gönlünü geçen ilk bir şeyine. Unuttuk şarkıyı. Bu kadar. Bodrum'a sevgiler, Türkiye'ye sevgiler. Vallahi Bodrum'a sevgiler ama o begonvillerine bayıldım senin. Ben de çok sevdim. Yıkılan zeştrazi diye bir lafım var ya benim, baksanıza yahu. Kobra, kopan vallahi. Fıstıksın, fıstık. Fıstık, fıstık. Seni böyle baş köşeye yerine alıyorum. Tekrar hoş geldin ödüllerle diyorum. Yapılmış. Ödüllerle geldin. Aynen bak, kupalarla. Gerçekten genç kızlarımız göğsümüzü kabarttı. Tebrik hakikaten ediyorum. Büyük tebrik başarılara ediyorum. İmza atmış kızlarımız. Onların yüreğine sağlık, emeğine sağlık, eline ayağına sağlık. Hakikaten bence çok önemli ödüller. Gençler... Paylaşılması gereken, teşvik edilmesi. Değil mi? Gençler hep göğsümüzü kapartıyor. İnşallah da böyle devam ederler. Allah muhafaza etsin onları. Amin. Her türlü kulvarda. Amin. İnşallah. Efendim şimdi biz sohbetimize başlayacağız ama bir genel olarak girizgah senden alalım mı Nurcan? Bu hafta neler oluyor? 11'inde güneş tutulması var dedik. Evet, cumartesi günü Aslan Burcu'nda, Aslan Kova Aksı'nın Aslan Burcu'nda gerçekleşecek bir tutulma var. Güneş tutulması yılın en önemli tutulmaları. Artık bu tutulmadan sonra bir tutulma olmayacak. Yengeç ve Oğlak Aksı'na geçecek artık. O düğümlerde olacak. 2 sene boyunca Yengeç ve Oğlak Aksı'nda oluşacak. Yani Kova Aslan Aksı'nda oluşacak. Şu an tutulmalar bitiyor. Yılın son tutulması bu. Hem yeni ay ifade ediyor. Merkür retro biliyorsunuz.
Biraz merküryen bir tutulma olacak. Geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz bir ay tutulmasını anlattık. Kanlı ay tutulması. Bunu uzun zamandan beri haber bültenlerinde de her türlü artık magazinde de görüyoruz. Gündüz kuşağının programlarında da artık tutulmaların ne kadar etkili olduğunu biliyoruz. Geçtiğimiz hafta söylemiş olduğumuz bu tutulmalar kanlı ay tutulmasından sonra hemen akabinde işte yer sarsıntıları, dünyanın her dört bir ucağında bu yer sarsıntıları derken çok özür dileyerek araya girmek istiyorum. Müsaade edersen. Çünkü şöylesi önemli bir şey olmuştu. Hocam biz burada yine bu tutulmalarla alakalı konuşurken daha henüz işte bu Allah bir daha tekrarını yaşatmasın Amin. İnşallah depremler falan olmadan önce Nurcan çok önemli bir şey söyledi ve burada dedi ki Van ve Adana'da deprem bekliyoruz dedi. Yani bu harita bize gösteriyor ki dedi Van ve Adana'da bir deprem olacağı ile ilgili inşallah dedi hatta Yanıldım. Ben yanılıyorumdur. Ben yanlış görüyorumdur, ben yanlış bakıyorumdur dedi. Yani tamamen haritayla alakalı olarak. Ve gerçekten de Adana'ya bir kez daha geçmiş Osmaniye, olsun diyelim. Evet. Osmaniye'ye. 5 şiddetinde hocam bir deprem meydana geldi. Hatta Instagram sayfam ben de gördüm. Twitter ve Instagram sayfanda yıkıldı yani. Evet. Söylemiştin ne oluyor, nasıl diye sen bahsettin. Daha da sarsıntı olacak mı diye. İç Anadolu bölgesinde şimdi biz hani geçtiğimiz hafta da yine biliyorsunuz ki Ayda'nın programında Flash TV'de benim kendi evim gibi yıllardan beri gelip gittiğim yerde hep doğru haberleri size doğru hissettiklerimi paylaşmak istiyorum. Dedim ki hep ay tutulmasının yıllardan beri burada ana haberlerde de konuşmuştuk biz bunu. Ay tutulmasının neden gökyüzünün yeryüzüyle bir ilişkisi olduğuna inanmıyorsunuz, neden bunu araştırmıyorsunuz diye ben hep bilim insanlarına sesleniyordum. Artık bununla ilgili artık etkilenmelerinin insan bedeninde olduğu kadar yer katmamalı. Çünkü bir enerji var. Gözle görünmeyen bir enerjinin sıkışan basıncın aslında etkili olduğunu fark ettiler. Ki 5 şiddetine geçmeyeceğini düşünüyordum ki 4.5 şiddetinde 4.3 şiddetinde deprem oldu. Erzincan'ı da düşünüyor hissediyorum. Van'da da bazı şeyler oluyor. Ege'nin de çok sallanacağını söylemiştim. Fakat şöyle bir şey var. Bunları neden söylüyorum? 1999 depreminde yaşamış olduğumuz gökyüzü açılarına çok yakın veriler var bu sene. Maalesef. Ve bu tutulmanın Ocak ayından itibaren 2018'de çok etkili olacağını ve en son bu hafta sonu cumartesi günü gerçekleşecek olan güneş tutulmasının bu döngüde yaşadığımız bütün ay tutulmaları ve güneş tutulmalarını tamamlayacağı bir etki var. Ve 1999 depreminin olduğu döngülerdeki Ağustos 17 Ağustos'taki bütün verilere çok yakın bir veri var ve halkımız da bu anlamda haklı olarak da çok soruyor. Neden olur mu İstanbul deprem olur mu bunu bilemeyiz tabii ki. Ben yine bundan sonra yer söylememeye söz verdim kendi kendime. Dedim ki asla yer söylemeyeceğim. Söylediğimiz için bunu söylemiş olduk. Evet, yeryüzünün gökyüzüyle bağlantıları var. Meteorolojinin de astrolojiyle ilişkisi olduğunu. Dünyaya da geçmiş olsun diyorum çünkü her yerde patlamalar. Endonezya'da. Patlama İngiltere'de, Yunanistan'da her yerde yanardağlar ve çok fazla anlamsızca çıkan yangınlar var biliyorsunuz ki. Çünkü ateş hava aksında oluştu. Ateş burcunda oluşan ateş hava aksında yani ateşin havanın da körüklemesiyle birlikte büyük yangınlar oldu. Afetler biliyorsunuz ki biz buradan ayrıldıktan 2 gün sonra gökyüzünde inanılmaz fırtınalar yağmadı. İstanbul'da çoğu yer buna etkilendi. Deneriz olmaz. Bu güneş tutulması da gökyüzü çok önemli. Ne zamana kadar etkisi devam edecek arkadaşlar? 2019'a kadar devam Yapma edecek. Ya. Tabii ki her tutulma oldu, bitti, tamam biz bu tutulmayı atlattık, olmayacak, tamam geçti. Hayır, artısı var, eksisi var, döngüler var, gezegen retroları var. Bunlar yer değiştirdikçe, ev değiştirdikçe, güneş burç değiştirdikçe etkileri zaman zaman inişler ve çıkışlar yaratacak. Bu zamana kadar yaşamış olduğumuz etkiler, bu zamana yaşamış olduğumuz tutulmaların etkisi bu 11 Ağustos'ta oluşacak, cumartesi günü oluşacak güneş tutulması efendim, Aslan burcu oluşacak güneş tutulması çok etkili, burç burç anlatacağım, çok da fazla kafanızı ağrıtmak istemiyorum. Çok güzel konuklar var, bir kere hocamdan bugün güzel bilgiler edinmek istiyorum, müzik var ama 11 Ağustos olan Aslan burcu tutulması, güneş tutulması çok etkili efendim, senenin son tutulması. Artık düğümler değişiyor. Yengeç oğlak aksında olacak. 2 sene devam edecek. Çok önemli bir döngüdeyiz. Yaptı yapacağını. Bir anda dekor değiştirdi kadın. Bir anda. Evet. Burada eliyle ayağıyla. Bu beni bir şeyler etkiliyor. Çünkü, güneş tutulması mıdır? Çünkü güneş tutulması seni güçlendirecek. Çünkü etkileyecek efendim. Koç burcusun. Ateş grubunun bir mensubusun sen de.
Nedir ateş grubu? Orhan aslanlar... ne diyordu? Şöyle mi duruyorduk? Evet. Şöyle bir Orhan şey kulakların çınlasın. Bugün gelseydin Aydan'a bir şey söyleyecektim. Vekil olarak söyleyeyim mi? Söyle. Ektin bizi. Ektin bizi. Hafta sonu bizi ektin. Sen bunlar hafta sonu hocam git eğlenceye. Niçin ama? Niçin bak, hocam? Hocam sözleştik. Benim misafirim geldi Çanakkale'den. Sevgili Gülen bizle birlikte. Öpüyoruz sevgiler. Şu anda da evde ne yapıyorlar biliyor musun? Annemle dolma sarıyorlar. Dolma sarıyorlar. Ellerinize sağlık. Bereketli olsun. İnşallah öpüyorum size elinizden. Peki annem ne dedi? Gülen dedi ki ben dedi dolma sarayım dedi. Annem de böyle yaptı. Dedi ki onları dedi senin lafınla. Hı. Cıncık gibi bu kadar sarma ben içini bol severim dedi. Doğru söylemiş kadın. Bir de ne dedi? Nurcan'ı öp dedi. Misafir geldi dolma sardırıyor ona ya. Anne gerçekten efsane kadınsın. Anneye laf yok Aslan Burcu. Aynen. Lütfen yükselen Aslan. Aynen. Burcu. Hafta sonu sen bunlar git eğlenmeye. Bana hı, videoları at. Bak 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 sen Orhan'la bak. Sıra arkadaşımla. Sıra arkadaşıyla. Sıra arkadaşımla. Bunlar depişe 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 orada oynaşa oynaşa. Güle evet, oynaya iki kardeş sen. Allah'ım ben bir kıskançlık, bir kıskançlık bir kıskançlık bir kıskançlık. Ama Gözde burada dedi ki kendisi dedi ki bu bir stres atalım hafta sonu bak tutulmalar geliyor. Gidelim dedi kendisi söyledi. Nurcan yani seni kardeşi gibi çok seviyor Orhan. Farkında ben mısın? De onu çok seviyorum. Ben benim de kardeşim onu bir ablası gibi çok seviyorum. Aynen gerçekten öyle. Orhan'ın yani o, sana olan böyle hayranlığı, sana olan mesela düşkünlüğü hakikaten böyle o kadar takdir ediyorum ki onu. Böyle bir abla, bir kardeş gibi. Evet. Böyle onu hani böyle kollaması, etmesi falan. Seni seviyoruz Orhan'cığım. Selamlarımız gitsin buradan evet, diyoruz. Evet. Şimdi burçlara da bir girelim mi şöyle tek tek? Bir en azından 3-4 tanesini. Şimdi ilk tur anlatalım mı? İlk tur anlatalım. En azından bir. İlk dörtlüğümüzü anlatalım. Şöyle bir çeyrek altın verelim size. Evet. Programın sonuna kadar da tam altını böyle size hediye etmiş olalım. Hafta çok önemli arkadaşlar. Biliyorsunuz gökyüzü çok hareketli. Dedik ki ateş grubu olanlar, özellikle hava grubu olanlar bu haftayı çok dikkat edin. Neden? Ateş ve hava aksında gerçekleşecek. Şimdi koçlar ve yükselen koçlarla başlıyorum. Siz eğer bir koç burcu değilseniz, yükseleniz koçsa mutlaka etkileneceksiniz. Yükseleni koç olanlar nasıl etkileniyordu? Dış dünyası, ikili ilişkileri, iş hayatı vesaire, sosyal çevresi. Ay burcu koç olanlar da aşk hayatıyla alakalı. Şimdi benim her anlattığım burcu siz de bir böyle üçgen, küçük bir üçgen yaptığınızda güneş burcunuz, ay burcunuz. Özellikle yükselen burcunuzun etkisini çok yoğun yaşayacaksınız. Neden? Çünkü değişken olduğu için ayın küçülme, büyüme fazları, ay hareketleri, güneş hareketleri yükselen burçta çok daha etkilidir. Bunu her zaman söylüyorsunuz. Sosyal medyada altını çizmiş olun. Koçlar, yükselen koçlar bir güçleneceksiniz ki bu hafta. Tövbe bakın. Çünkü bu hafta Venüs de burç değiştiriyor. Ve Venüs'ün burç değiştirmiş, terazi burcuna geçişiyle birlikte hem bir güzellik edası gelecek, bir kendinizi sevmek, bir, yani kendini önemseyeceksin. Her zaman için koçlar aslında kendini önemseyenlerdir ama özellikle koç erkekleri biraz daha bencil ve kendini önemseyen, koç kadınları bunu yapmaz. Koç kadının için önce sevdikleridir. Bu hafta böyle yapmayacaksınız. Bir güzelleşmek, bir alışveriş, bir değişim, neyim eksik, aşk mı eksik bende, para mı eksik bende, ne istiyorum, mesleki kariyerimle alakalı bir güzergah mı çizmem gerekiyor, orada mı güzelleşeyim, orada mı var olayım, nerede var olmak istediğini belirle. Ay, bak şükür. Nerede var olmak istediğini. Flash TV kanalında 12 saat yayın yapmak istiyorum. Yani İş, sabah başlayayım amin, akşama kadar. Tutulmalar zamanı. Geceye kadar Gökhan Taşkın'ı da göndereceğim. Tutulma zamanları söylediklerimize tutulup kalırız. Şaka yapıyorum. İyi şeyler tövbe söyle. Kız, tövbe. Gökhan çok iyi arkadaşım. Tövbe. Gökhan Taşkın'a sevgiler olsun. Şimdi diyoruz ki nerede güzelleşmek istiyorsan, hayatının neresi eksikse efendim. Çok evli, çok güzel bir evliliği olan bir hanımefendi olabilirsin. Ama çocuğunla ilgili problemlerin vardır. Çocuğunu nasıl eğiteceğin ya da çocuğunun hayatını nasıl güzelleştirir, anneliğinle alakalı sınanıyor olabilirsin. Bir evlat olarak sınanıyor olabilirsin. Her konuda. Yalnız ben bu gücü, bu enerjiyi doğru noktalara empoze edip doğru noktalarda güzelleşmenizi tavsiye ediyorum. Neresi eksikse. Yani bizde bir enerji var. Oraya mı gitsem, buraya mı gitsem diye elinizdekini çarçur edip, enerjinizi yok edip, elinize sonra hiçbir şey kalmadı diyeceğinize belli bir noktaya 12'den böyle hedef belirleyin. Gitmek istediğiniz yere o enerjiyi kullanın efendim. Arabanızı almış olduğunuz benzin gibi. Giderken oraya uğrayayım, şuraya uğrayayım, buraya uğrayayım derken gitmek istediğin yere benzin biter kalırsın yolda. Onun gibi hareket etmen gerekiyor. Nerede güzelleşmek istiyorsan yerini seç. Bu hafta aşk kapını çalacak. Merkür Retrosu var. Benim sıra arkadaşım, sevgili kardeşim Orhan'ın dediği gibi Merkür Retrosu'nda gelen metro ile geri gider efendim. O yüzden Merkür Retrosu döngüsünde gelen
aşkları da retrodan sonra, yani bu ayın 20'sinden sonra böyle dene, sına, karar ver, beni dinle, Gözde'yi bırak. Diyorum ki eğer bir aşk gelirse bu hafta 20'sinden önce, evet bu benim hayatımda kalabilir deme. Ha, tamam. Hı. Bu koçlar için. Evet. Aynen öyle, geçmişten gelenler olursa sına. 20'sinden önce benim hayatımda kal deme. Deme deme, bunlar bir şey kaynatıyorlar. Yemin ederim dikkatimi dağıtıyorlar. Bir şey kaynatmıyorum. Şimdi, kahvemi içtim. Şimdi ne yapıyorsun güzelleşmek istediğini? Fırsatlar çıkıyor. Değişmek için, güzellik dokunuşları için çok doğru bir zaman. Hı. Onu da yapın arkadaşlar. Hanımlar dişini yaptırmak istiyorsun, kaşını yaptırmak istiyorsun. Eşin retro var, ne yapayım falan. Venüs de harekette, yaptırabilirsin çok fazla. O zaman Eyüp abiye sesleniyorum buradan. Eyüp abicim bir dudak dolgusudur, bir botokstur, bir de göz altlarım. Bak, artık böyle. Ağrın eli susulmaz. Bak Allah geldi. Allah'ın verdiyse Fatih Dağdelen, efendim plastik cerrahların otörü diyoruz kendisine. Sayın Fatih Dağdelen hocama ellerinizden öpüyor. Sevgiler. Çok teşekkür ediyoruz şimdi. Evet, şimdi boğalara geldik. Boğalar güzelleşmek adına senin için çok güzel bir hafta diyoruz. Yani tutulmalar ve retrolar var. Bu sizi korkutmasın. Özellikle parayla ilgili problemlerinizi çözeceksiniz. Hayatınızda değiştirmek ve dönüştürmek istediğiniz konu başlığınız her neyse, benim burada söylediklerimin dışında bir şey de yaşayabilirsiniz. Hayatınızı değiştirmek adına çok güzel bir döngüdesiniz. Özellikle iş anlaşmaları, iş değişimleri için 20'sinden sonra imzaları atın. Ama hazırlığınızı da yapın. Tedbirinizi de elden bırakmayın diyorum. Aşk anlamında da güzel fırsatlarla karşılaşacaksınız sevgili boğalar. Karar vermek için biraz deneme yanılma yöntemi de tavsiye ederim size. Sağlık açısından da müjdeli haberler alabilirsiniz. İkizler, geldik ikizlere. İnanılmaz bir haftaya karşı. Hocam bir an toparlandı. İkizler, inanılmaz bir hafta içerisindesiniz. Sürpriz gelişmeler söz konusu olarak salı, çarşamba, perşembe döngüsü. İş hayatınızla kariyerinizi ilgilenecek sürpriz gelişmeler var. Kapıdan geri dönmüş olaylar tekrar gelebilir. Uzun zamandan beri yapmak istediğiniz projelerinizde problemler varsa çözümlemek, tekrar bir toplantıya girebilirsiniz. Değişimler söz konusu olabilir. Efendim aşk var, yalnızsanız, kalbiniz boş ise ya da çok aşık olduğunuz, çok arzu ettiğiniz bir evin, bir arabanın sahibi olmak için de girişimlerde bulunabilirsiniz efendim. Aşklarla ilgili de bize sürprizler yapabilirsiniz. Belki evlilik teklifi almak ve evlilik teklif etmek için tutulmaları da deneyebilirsiniz diyorum ve yengeçlere geçiyorum. Para var efendim bu hafta size. Yengeçler, parayla ilgili sürpriz gelişmeler söz konusu olacak. Ya da iş hayatınızda size para getirecek ortaklar ya da çalışma arkadaşları edinebilirsiniz. Çok güzel bir döngüdesiniz efendim bu dönemlerde. Sadece hayatınızdan birilerini çıkartmak için bir kez daha düşünmeniz gerekiyor. Çalışmak için çok yorulacağınız ve çok çalışacağınız, konumunuzun ve yerinizde değişiklikler yaşayacağınız bir hafta içerisindesiniz. Gelecek parada çok iyi değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Ben ilk çeyrek altınımı verdim, sıra sizde efendim. Dörtlüğümü anlattım. Harikasın, ben işimi yaptım. Vallahi. Ağzına yüreğine sağlık. Kısa kısa geçiyoruz zannetmeyin. Aratıyorlar var gene. Yok, sen asla öyle bir şey zaten yapmazsın. Seyircilerin seni biliyor. Kolay sen... anlaşılır gibi, evet, olsun yani, istiyorum. Tane tane anlatırsın ama kısa asla geçmezsin. Seni bir soluklandırayım o zaman. Çayın tamam da geldi. Efendim. Hocam şimdi çocuklarda geniz eti dedik ama şunu sormak istiyorum. Özellikle size, çünkü hala dedim ya maalesef ülkemizde her an, her dakika uyku apnesi problemi yaşayan... Tabii yani 100 kişide 10 kişi de, evet, var ya, bayağı büyük bir oran. 10 kişide 1 kişi, bayağı büyük bir oran bu. Oldukça da rahatsızlık verici bir şey çünkü çok ağır bir hastalık. Hı-hı. Uykuda solunum durması. Hı-hı. Yani nefes alamıyorsunuz, birazcık daha almazsanız ölürsünüz. Allah korusun. Normalde uyku apnesi uykuda solunum durması olduğu için bunun devamı tansiyon hastalığı, tedavi edilmediği takdirde. Devamı kalp büyümesi, devamı aslan gibi adam uyudu bir daha uyanmadı diyorsunuz, o oluyor. Yani solunum biraz daha durursa ölmüş oluyorsunuz yani. O kadar ağır tablolara yol verebiliyor. Bir de 10 kişide bir kişi bayağı yüksek bir oran yani. Çok, çok, çok yüksek hocam. Tabii ki. Yani çok. Burada biz de yani Türklerin burun yapılarının gelişiminde kemik yapıdan sonraki kıkırdak yapısını tam tamamlayamıyor. Onun için doğuştan burun kıkırdağı eğrilikleri bizim toplumumuzda çok görülüyor. Hmm. Yani bu kıkırdak eğriliği de dolayısıyla burun biliyorsunuz nefes alan organ. Nefes alamadığınızı düşünün, bu apnenin en büyük nedeni. Apnede 3 tane kriter var. Birincisi, burnunuzdan hava almanız lazım. Oksijen almanız lazım. Oksijeni aldınız. İkinci sorun, burnunuzun arkasından nefes borusuna aldığınız havanın geçmesi lazım. Niye geçmez?
ağız içindeki yumuşak dokular ya uzamıştır ya gevşemiştir. Uykuda tutamazsınız. Yattığınız zaman karşı duvara çöker. Hmm. Çöktüğü zaman burnun arkasından nefes borusuna hava geçişi olmaz. Üçüncü sorun, burnunuzdan havayı aldınız. Genzinizden hava nefes borunuza geçti. Size aldığınız havanın yetmesi lazım. Eğer kilonuz 10 kilo fazlasına kadar vücut tolere edebilir. Ama 10 kilonun üzerindeki fazlalıklarda aldığınız hava size yetmez. O zaman apne aynı zamanda kilo yapar. Vücut apnede hava alamadığı için mücadele verir. O esnada kortizol hormonu salgılar. Bu kilo yapar. Kilo apne yapar, apne kilo yapar. Böyle gider bu. Onun dışında baktırırız hormonlara. Acaba bir guatr sorunu mu var? Biz rutin olarak bütün hastalarımızdan insülin direnci baktırırız. Acaba pankreastan insülin salgısına direnç var? Metabolizma yakamıyor mu diye? Bunları da genellikle endokrincilere, dahiliyecilere ve diyet uzmanlarıyla daha sonrasını ortaklaşa götürürüz. Bizim burada yaptığımız şey tıkalı olan yerlerin açılması. Zaten bu tip hastalar daha çok polisomnografi dediğimiz bir gece yatırılır hastalar, cihazlar bağlanır, uykuda ne kadar solunumu duruyor bu tespit edilir. Ona göre de bir rapor çıkarılır, orada yazar. Obstrüktif uyku apnesi. Obstrüktif demek bir yerde tıkanıklık var demek. Adı üzerinde zaten. Ya burnu kapalı, ya küçük dil veya yumuşak damağı gevşek, uykuda tutamıyor, yapışıyor. Orası kapalı, yani obstrüksiyon var bir yerde. Siz bu hastanın tıkalı yerlerini açmazsanız sadece subap maske denilen cihazla burnundan havayı zorlayın. Kapalı gitmez ki. Buradan verdiniz, yattı tamamen yapışık. Buradan zorluyorsunuz, gitmez. Yapışık burası. Bir de ağzımızın içi ve dudağımız mukoza. Böyle deri değil, dudağımız gibi deri. Bu basınçlı hava vura vura o dokuları tamamen gevşetir. Dolayısıyla da ileride orayı istesek de gelemeyiz. Çok mecbur kalmadıkça subap ve maske kullanmamak gerekir. Tıkalı bir yer varsa açın. Bize 23-24 yaşında çocuk gelir, subap maske verilmiş. Şimdi ben hep soruyorum. Yani bu çocuk 75 yaşına kadar yaşasa 50 yıl bir cihaza bağlı mı yaşayacak? Problemi ne? 23 yaşındaki çocuğun pek ağız içindeki yumuşak dokuları gevşemez. Yani sadece problemi burnunda kemik eğriliği var. Yani burası tamamen kapalı, hava girmiyor. Açarsanız bitti. Bu 50 sene bir cihaza mahkum etmemek lazım. Şimdi burada hata bizim meslektaşlarımızda, kulak burun boğaz doktorlarından kaynaklanıyor. Eski yapılan ameliyat metodu yan etkileri çok fazla olan bir ameliyattı. Eski ameliyatın adı UPP, uvulo palatinoplasti. Uvulo Latince küçük dil demek, palatino yumuşak damak demek, plasti kesmek demek. Küçük dilin üzerindeki yumuşak doku, ya yani bağ dokusuyla olan bu yumuşak damak yutarken yukarı çıkar, sonra bırakır kendini. Eski yapılan ameliyatta aynı ameliyat yapılıyordu. Lazer veya radyo dalgalarıyla küçük dili kesiyorsunuz. Perdeleri aynı şekilde sertleştiriyorsunuz. Yumuşak damak baklava dilimi şeklinde kesilir. Bu kısım atılıp dikilirdi. Yukarısı sabit. Bunu diktiğiniz zaman alt kısım biraz daha yukarı gelecek. Gayet iyi. Ama burayı diktiğiniz için hastayı 3 hafta besleyemiyorsunuz. Biz ameliyattan 3 saat sonra yemek veriyoruz hastaya. Evet. Öbür ameliyatta 3 hafta sadece burnundan besliyorsunuz sıvıyla. Şimdi ameliyat bitiyor, hasta geliyor. Hasta diyor ki, hocam bana ne yaptınız? Ne oldu? Ben su içemiyorum, boğulacak gibi oluyorum, genzime kaçıyor. Çorba içiyorum, genzime kaçıyor. Onun üzerine bu ameliyat bırakıldı. Nedeni burayı kesip dikme, dolayısıyla da dikiş izine bağlı yutarken sıvı gıdanın kaçmasıydı. Bu yüzden de bırakıldı. Biz diyoruz ki yaptığımız ameliyatta küçük dili kesiyoruz, cilt yapıyoruz, bitti, dikiş yok. Yani makasla bıçakla kesme yok, kanama yok. Yan perdeler aynı. Diyoruz ki burayı kesmeyin. Bunun içine belli frekanslarda akıp verip sertleştirin yumuşak damağı. Hiçbir yan etki olmayacak. Ne yemesine, ne içmesine, ne konuşmasına.
Bu ağzının içindeki dediğimiz ameliyat inanın 5 dakika sürüyor. Hocam, kanama yok, bir... dikiş yok, 5 dakikalık bir ameliyat. Bir daha maske, subap ömür boyu kullanmıyorsunuz. Harikasınız. Buraya bir virgül koyuyorum hocam. Devam edelim bu konuya. 0212 660 76 23 canlı yayın telefonlarımız efendim. Problemleriniz varsa siz de arayın. Hocamız yanıtlasın diyorum. Çok kısa bir araya gidiyoruz. Sonrasında buradayız. Cehennem gibi yürek olmazsa, ben de dili rüzgar gibi hasret olmazsa, bir de cana can katan o sevdan olmazsa, sevdan olmazsa, bir de cana can katan o sevdan olmazsa, sevdan olmazsa, ah bu hayat çekilmez. Çekilmez. Sen olmazsan canım, ah bu çile çekilmez. Birlikte la 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 la. Ben de bitip tükenmeyen hasret olmazsa, Ferhat'ın dağları delen sabrı olmazsa, gözlerinde gözlerinin izi olmazsa, izi olmazsa, gözlerinde gözlerinin izi olmazsa, izi olmazsa, ah bu hayat çekilmez, ah bu hayat çekilmez. Sen olmazsan canım, ah bu çile çekilmez. Ah bu hayat çekilmez, ah bu hayat çekilmez. Sen olmazsan ayda, Allah Allah, ah bu çile çekilmez. Bir tane daha, bir tane daha, hadi gelsin. Muhabbet bağına girdim bu gece, açılmış gülleri derdim bu gece. Ruhsatın çığına erdim bu gece. Muhabbet doyulmaz bir pınar imiş. Ararım, ararım, ararım seni her yerde. Sorarım ıssız gecelerde, sevgilim nerede? Ararım, ararım, ararım seni her yerde. Sorarım ıssız gecelerde, sevgilim nerede, sevgilim nerede? Çok teşekkürler, sağ olun. Ya hocam, siz ne tatlı bir insansınız ya. Gerçekten size bayılıyorum. Çünkü hani hakikaten her ortama ayak uydurabilen, evet,
hem beyefendiliğiyle hem zerafetiyle asla bizi çok kırmayan. Gerçekten hocam çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür yüreğinize ederim, sağlık. Sağ ne tatlısınız ya. Sağ olun. Ben de dedim ki biraz önce tribüne oynuyorum dedim. Gittim oradaki genç kardeşlerimizin yanına, onları da dedim şöyle bir coşturayım. Hep beraber söyleyelim dedim. Stüdyo çok eğlenceli oldu değil mi? Herkes pazartesi bir... sendromu yok efendim. Yok. Flash TV'de pazartesi sendromuna inat programlar var. Neden yok biliyor Neden? Musun? Sen varsın. İşte o yüzden yok. Hep birlikte enerjimiz i̇şte kapıdan yönetime herkese. Haberlerimize kadar güzel yani. Aynen öyle. Allah'a bin şükür olsun. Hafta sonunda zaten onu da bir söylemek istiyorum. Çünkü arkadaşlarımı bu konuda tebrik etmem gerektiğini düşünüyorum. Özellikle sevgili Esra'cığımın programının ekibini tebrik ediyorum. Sevgili Azize'yi, Gözde'yi hepsini tebrik ediyorum. Çünkü bütün magazin programlarında geçtiğimiz hafta sonu bizim kanalımızın haberleri vardı. Evet gördüm. Özellikle mesela Murat Boz'un sevgili Gökhan Taşkın'ımıza konuk olduğu ilk çıktığı dönemlerdeki programları vardı. İşte o çok heyecanlı halleri falan vardı. Demet Özdemir'in sevgili Ayşe'nin programında, Ayşe Hanım'da değil mi? Ayşe'nin programında selam ve sevgilerimiz gitsin buradan da Ayşe'ye. Arkasında dansçı olarak uzun süreler çalışmış, onun görüntüleri vardı. Senin görüntülerin evet. vardı. Programımızın görüntüleri vardı. Yani vardı da vardı. Çok tebrik ediyorum tüm ekip arkadaşlarımı. Tüm efendim magazin ekibini de tebrik ediyorum canı yürekten. Şimdi hocamla sohbetime devam edeceğim evet. ama sen bir çeyrek altın daha koy diyorum ben. Ortaya. Hadi gidelim. Altın da çok pahalı ama yapacak bir şey yok. Evlenmeyin. Evleniyorsanız bize geç haber. Geç haber. Düğünden sonra gelelim. Bizimle, evet çeyrek haleye gelelim efendim. Kız öyle daha kötü. Mesela bak bir şey söyleyeceğim sana. Boş kese alıp eline gidip şeye atarsın ne da. Ne verdiğini görmüyorlar. Hocam kese var ya hani tamam. gelin kesesi. Ay, boş keseyi al ona tamam mı? Bak altın pahalı anam ne yapacaksın bunları öğreniyorsun. Hemen bir sosyal bir şey bak, paylaş. Boş keseyi koyuyorsun. Ay canım çok tebrik ederim bak böyle cumhuriyet gelmiş gibi. Kalk bir dakika bak bak. Ben gelin ol tak, şimdi bak gelin. Gelinim ben. Ah canım. Hadi. Çok tebrik ederim. Ah, hadi darısı başınıza. Keseyi atıyorum. Hayır yakama tak diyorum ben. Hayır keseyi atacağım. Aa, lütfen. İğnesi yok diye. Keseyi boş keseyi gelin. Böyle cumhuriyet kesesini. Ama şimdi bir de şöyle yapıyorlar. Böyle torbayı getiriyorlar ya. Hani o kesenin içine adınızı soyu adınızı yazın öyle atın diyorlar. Hocam, sizin adınızı yazarım hocam, vallahi hocam. Ne varsa eskilerde vardı efendim. Tak göreyim diyordu. Kırmızı kurdele tak evet. göreyim. Şimdi o şeylerde işte torbalara morbalara atıyorsunuz. Bir de şurada hemen küçük bir aç parantez yapıyorum. Yaşlı amcalarım, teyzelerimiz, yaşıtlarımız. Şimdi biliyorsunuz bu şeylerden internet üzerinde alışverişler yapılınca bu altınlar çok kandırılıyorsa sakın. Evet, sakın Ayşe sakın. Teyze, Mehmet amca sakın. Sakın aynen. Ben görüyorum böyle şeyleri sonra haberlerde görürüz üzülüyoruz. Aynen, birebir aynısını yapıyorlar gramla sakın diyoruz. Sakın. Gidin kuyumcudan, çarşıdan, pazar git Ahmet kuyumcudan, Mehmet kuyumcudan kendi mahallenden, semtinden aynen, al. Bilinçli ama ne al. Alıyorsanız. Aynen bu öyle. Alışverişleri lütfen çok dikkatli yapın Allah aşkına. Kesinlikle. Altın bu yani bir çorap değil ki buna da dikkat edin al, hemen çeyrek kesinlikle derken. Kesinlikle çok doğru bir şey söyledim. Çok fazla amcalar, teyzeler bak al kızım dolandırıldım diye söylüyorlar sakın aynısını yapıyorlar. Yalnız gelinler siz de benim gibi uyanık olun. İğne yok falan ne değil. Ha yakaya tak. Ya işte ben şey iğne yok yakaya hocam. Tak. Kadın diyor ki yakaya tak. Boş keseyi koyacaksın oraya. Ferri Hoca'nın adını da yazacaksın. Yanında keseleri değiştir. İsimleri değiştir. Boş kese dolu kese. Tabii tabii. Boş kese dolu kese. Boşu atacaksın oraya. Ay efendim. Sonra senin düğününe geldiğinde o böyle yavrum çeyrek ile yarımı ile gelecek sen yarımı aldın diye. Sonra paramız yoktu. Biz eskiden gidiyorduk. Yavrum eskiden 89 liraydı 90 liraydı. Şimdi olmuş 327 lira çeyrek aldım. Nasıl alayım da kurban takayım? Kurban olayım bilezik parasıydı eskiden. Aynen bunlar. Doğru. Ya. Neyse biz bunları geçelim. İnşallah bunlar hepsi yer yerine oldu. Düşer inşallah diyelim. İnşallah. Şimdi aslanlara geçiyoruz. Sevgili haftanın özellikle ne diyelim tap ismi Aslan Burcu. Çünkü bu hafta ihtişamınıza ihtişam katıyorsunuz. Güneş tutulmasıyla birlikte hafta sonu gerçekleşiyor efendim. Ve oluşacak güneş tutulmasının etkileri bir önceki ay tutulması, bir önceki parçalı güneş tutulması... Ocak ayında ve Mart ayında oluşan tutulma hepsini kapsıyor efendim. Bunların hepsini bir daha coşturacak. Hayatımızda farklı farklı yönde etkilerini bulacak. Biz tabii ki haftalık anlatıyoruz. Önümüzdeki hafta bakalım neler yaşadınız sizi test edeceğim. Sözlüğe kaldıracağım efendim. Bu hafta sonu sizin için böyle çok enerjinizin yükseldiği miras olayları devletle hukukla alakalı her şeyin gündeme geldi. Sadece sen eğer
Hata yapmış bir aslansan tüm burçlar için geçerli bu. Ektiğimizi bitiyoruz ya hani. Herkes kalbinin ekmeğini yiyor, Seda Adlandır diyor. Ektiğimizde bitiyoruz. Ne yapacaksın? Doğru hamleler yapmamış bir aslansan çat diye bu güneş tutulmasına bak burada hata yaptın de. Sınavaya kaldırır. Yani benim gibi sözleri sınav tam der ki sen geçemedin, kaldın buradan sil baştan yaşarsın. Eğer bir iş kurduysan yanlışlara, hatalara bu güneş tutulması seni temizlemek, gel hatayı devam ettirme, hatanın neresinden dönersen dön, kârdır dedirtecek sana. İlişkinde de olsa, aşında da aşkında da hiç fark etmiyor. Kazancında da, gönül ilişkilerinde de, her şeyde, dostluklarında da. Sadece bu ara gaza gelip, geçtiğimiz biliyorsunuz tutulmada, ay tutulmasında da bunu yaşamıştık. Özellikle koç ne dedi aydan? Açtım dedi, herkese de çatır çatır söyledim. Şimdi bunu siz yapabilirsiniz sevgili Aslan. Anneye dikkat. Dikkat. Yani anlamsızca içinde bir volkan, bir enerji olacak. Bunu iyi anlamda da kullanabilirsin, kötü anlamda da kullanabilirsin. Etrafında kırabilirsin. Lütfen öfke kontrolünü sağlayın efendim. Bir de bu dönemlerde o enerjiyle birlikte çok fazla iş teklifleri gelebilir. Sakın yatırımda dikkat. Biraz sizi uzun tuttum, kusura bakmayın. Hem doğum gününüz kutlu olsun ayrıca. Hem de bu tutulmanın başrol oyuncusu olduğunuz için bu şekilde anlatmış olduk. Her konuda konu başlığın, senin haritan parmak izin gibi sana özel. Herkesin haritası aynı olmaz. Biz genel yorumlar yapıyoruz. Bunu da bildirelim buradan. Başaklar, parayla ilgili kazanç kapılarınızın aralanacağı ama çok da sorgulayıp didikleyeceğiniz bir döngüde. Bu güneş tutulması size sizin kendi özelliğiniz gibi inceleyip sık dokuyup acabalarla, acaba o mu olur, bu mu olur, kazanır mı, kaybeder mi, çok fazla düşüncelere geçip zaman kaybedebilirsin. O yüzden yapman gereken biraz hızlı düşünüp tez canlı olup, çok ağır aksak değil ama iki kere düşünerek hareket etmekte fayda var sevgili Başaklar. Bir de arkadaş çevreniz değişiyor. Yani kötülerden arınacaksın inşallah. Bu hepimizin başına gelseydi keşke diyebiliriz sevgili Başaklar. Değişim de yapın. Uyku düzeninizde biraz hareketlenmeler söz konusu olabilir. Geçtiğimiz ay tutulmasında bazı etkilerden bahsetmiştik. Bu sefer biraz daha kemikler, iskeletimiz, kemik dokularımız, bunlarla ilgili sinir uçlarımızla alakalı biraz da psikolojiye dayalı hastalıkları depreştirebilir diyorum. İnşallah yanılalım burada diyelim. Şimdi geldik terazilere. Venüs sizin burcunuza geçiyor zaten yönetici gezegeniniz. İnanılmaz derecede enerjik, inanılmaz derecede kendini beğenip kendinden keyif alacaksın. Ya güzelmişim. Daha önce sana batan noktaların ya da batan sivri uçların, bu senin kişiliğinle alakalı da olabilir. Bunlarla ilgili de problemler yaşıyor olabilirsin ama bunları değiştirmek, dönüştürmek, kötü alışkanlıklarından vazgeçmek, yeni alışkanlıklar edinmek, hayatını düzene sokmak için çok güzel bir döngüdesin. Çok güzel bir hafta senin için. Lütfen bunları iyi anlamda kullan. Güzel şeyler geliyor, güzellikler geliyor. Sen de bu güzellikleri zamana yay, hayatını değiştir, renklendir. Ev mi değiştirmek istiyorsun, iş mi değiştirmek istiyorsun, ne yapmak istiyorsan yap, doğru anlamda kullan bunu diyorum sevgili terazi. Akreplere geldik. Akrepler biraz sizin için inişlerin çıkışları olacağı bir döngü. Neden? Hayatında kaideler, kurallar değişecek ya da hayatına kaideler, kurallar getireceksin. Çizgiler, kırmızı çizgiler belirleyeceksin. Ya da senin kırmızı çizgilerini aşmak isteyen insanlar hayatından çıkaracaksın. Olur mu? Olmaz mı? Olur tabii ki. Hayatında seni zorlayan olaylara ne oluyor ya, bir dakika benden başka bir tane daha yok deyip aklının başına geleceği ya da karşındaki insana ya benimle ya da bensiz aynada baktığım, benim gördüğüm yüzüme hasret kalabilirsin diyebilir. Dedin mi? Demiş. Demiş. Demişi var burada. O yüzden ne yapıyorsunuz hayatınızla ilgili çok önemli. Bu radikal kararları alırken biraz kendimize cebelleşiyoruz. Canımızı yakıyoruz belki ama onlar sonra bizi iyileştiriyorlar. İyi ki bu kararları almışım, şerrin ardı aydınlık oldu diyeceğiz. Böyle bir döngüdesin. Konu başlığını belirle. Lütfen o noktaya doğru enerjini. Tamam, tamam dedi çocuk. Geldik. Yayları da anlatıyorum. Hemen kenara çekiliyorum. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar. Hayatınızla ilgili karmaşık bir döneme giriyorsunuz. Özellikle ilişkileriniz anlamında sınanabilirsiniz. Evladınla ilişkiler. Çeneni tutmuyorsun belki de eşinle, sevgilinle,
hayatındaki kişiyle ilgili çok öfke kontrolü sağlayamıyorsun, kaybediyorsun belki. Bu acelecilik senin kariyerine de zarar verebilir. Oğluma da sesleniyorum, o da yay. Hızlı hareket etmek her zaman için başarıya ulaşmak değildir. Biraz sindire sindire hareket etmeniz gerekiyor. Sağlık yönünden de diyabetik konulara, tansiyona, özellikle bu aralar düşmeler, çarpmalar, dikkat. Seyahat planlarınız da iptal olabilir. Bunlar kayıplar, çantalar, geçtiğimiz tutulmada da söyledim. Pasaportlar, vizeler vesaireler, bavullarınız, cep telefonunuz belki de dikkat. Merkür Retrosu dedik. Yine başıma geldi, söyledim. Elektronik eşyaları da ilgilendiren bir konu biliyorsunuz. Benim telefonum bozulmak üzere, bütün arkadaşlarıma sesleniyorum. Bana ulaşamayabilirsiniz. Aa. Evet. Söylediğimizi yaşıyoruz yani. Yapmanız gereken bütün elektronik eşyalarınızla ilgili banka hesaplarınız vesaireniz yedekleyin. Tamam mı sevgili yerler? Diyorum. İlk dörtlüğümü, ikinci dörtlüğümü de bitirmiş oldum. Peki o zaman çayını yudumlarken Murat hocama döneyim istiyorum ben de birazcık. Şimdi hocam, yaz aylarının sonlarına yaklaşıyoruz. Eylül ayına gerçi daha vaktimiz var ve geç kalmış sayılmaz dedik aileler evet. için, ebeveynler için. Şu andan itibaren çocuklarını kursa yazdırma şansları hala var mı ve haftada kaç gün çalışıyorsunuz? Tabii ki. Haftanın 3 günü antrenmanlarımız var. Pazartesi, çarşamba, cuma büyüklerimizin dersi. Salı, perşembe ise küçüklerin dersi olmak üzere 1,5 saatlik antrenmanlarımız oluyor. Bu şekilde şey yapabiliyorlar. Yani bunda yaş sınırı yok, zaman sınırı yok. 12 ay sürekli antrenmanlarımız vardır. Ondan sonra bunlar da tabii ki şampiyonalara gidiliyor. İşte o aralarda öyle bir ufak tefek şeylerimiz oluyor. Diğer zamanlarda sürekli antrenmanlarımız var. Peki hocam, okul döneminde, yani okul dönemi başladığında gençlerimiz antrenmanları nasıl ayak uyduruyorlar? Okul sonrası mı? Onlara tabii göre ki mi ayarlıyorsunuz? Okul sonrası, akşam üzeri zaten okul çıkışlarına denk geliyor. 7.30, 8.30 veya 9 gibi yapıyoruz. O şekilde hem okuldan çıktıktan sonra antrenmana gelip ondan sonra gidip derslerini yapıp ertesi güne hazırlanabiliyorlar. Bu şekilde. Şimdi programın başında da söyledim, tekrar etmek istiyorum. Bizleri mutlaka izleyen anneler, babalar var, ebeveynler var, çocuklarıyla ilgili kaygılanan anneler, babalar var. Herkes de olduğu gibi. Evet. Malum dedik ya, dünya şartları, maalesef artık dünya her geçen gün biraz daha kötüleşiyor. Çocuklarımızı Allah kötü insanlarla karşılaştırmasın ama özellikle kız çocukların kendilerini korumaya yönelik böyle sporları yapmalarını ben çok faydalı buluyorum. Bir birey olarak, bir ablaları olarak, kardeşleri, dostları olarak çok önemli olduğunu düşünüyorum hocam. Sizle de bunu detaylı biraz daha konuşmak istiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Şöyle bir şey, bunu örnek olarak şey yaparsak, birebir yaşadığımız birkaç tane örnek ben şey yapayım. Bize gelen bir kız çocuğumuz geldiğinde kendisine dokunulmaya dahi canının yanacağının, canını acıyacağını söyleyen kızımız geldikten sonra bir zaman sonra antrenmanlara devam ettiği sürece kendinin geliştiğini tabii ki fark etmiyor çocuk. Ama biz onu gözlemliyoruz ve kendisine işte sen iyisin, sen bunu başarabilirsin, yaparsın dediğimiz takdirde o hala kendisine güvensizlik duyuyordu ve bu şekilde antrenmanlarımızı devam ettirdik. Tabii bu arada ailelerde de tabii ki büyük bir iş düşüyor. Nasıl mesela çocuk o dönemde tabii ki bu antrenmanlar döneminde kendi şey yapıyor, yorulduğu için böyle bir şeysizlik oluyor, isteksizlik oluyor ve bu isteksizlik zamanında işte aile diyor ki bu kızımıza, işte sen buraya başladın, bunu sonuna kadar götüreceksin. Eğer bırakırsan olmaz. Sen bu işi başaracaksın. Ve bu şekilde tekrar kız kendine şey yapıyor tabii ki kızımız. Bir zaman sonra bir maçımız oluyor, müsabakamız. Şimdi kızımıza dedik ki böyle böyle bak kızım, sen buraya girersen kendine şey yaparsın. Hocam ben nasıl gireceğim, işte bana vururlar, canımı acıtırlar. Böyle sürekli böyle şeylerde bulunuyor. Yok kızım sen iyisin, başarılısın, yaparsın dediğimiz halde şey yapmadı. Tabii ki 1-2-3 akşam sonra hocam tamam dedi, ben gireceğim. Neyse tamam dedik ve maça soktuk ve İstanbul şampiyonu oldu bu kızımız. Maşallah. Düşünün yani nereden nereye, şu an hala devam ediyor kızımız. Ondan sonra şimdi salonumuzda bir tane ip asmışız. Çocuklar oraya çıksınlar diye, kendi geliştirsinler amaçlı. Ve o ipe, birçok erkeğin çıkamadığı o ipe o kızımız
her gün gelerek orayı tekrar tekrar deneye deneye o ipe tırmanmayı öğrendi. Ve hiçbir erkek çocuğumuz oraya tırmanmaya böyle yani kolay kolay başaramıyor. Azmin ya. Yani istek, süreklilik, devamlılık yani. Yani çocuk bıktıktan sonra bıraksın istemiyor dedikleri zaman aile kaybediyor. Her çocuk bunu yapabilir mi? Potansiyeli her çocuk yapabilir. Şimdi bu bir tane bir örnek. Bir tane örneğimiz var mesela. Bu da erkek çocuğumuz. Çocukta kendisinde şey var mesela. Utangaçlık duygusu var. Gece lavaboya kalkıp gidemeyen bir çocuk. Ailesini kaldırıp ailesiyle beraber giden bir çocuğumuz. Geldiğinde kız kardeşiyle beraber geldi. O kız kardeşi de buraya da getirmek isterdik aslında. O bizim şampiyonumuz, geçen seneden şampiyonumuzdu. O başarılıydı. Bu çocuğumuz tabii erkek çocuğumuz biraz utangaç olduğu için salona dahi sokamıyorduk. Annesiyle veya babasıyla geldiği takdirde geri dönüp gidiyordu. Ondan sonra oturtturamıyorduk yani. İzlesin diye bile oturmuyordu çocuk. Annesinin arkasına saklanıyordu, babasının arkasına saklanıyordu. Tabii ki bunu bir zaman sonra işte oturtmaya başladık. Oturttuktan sonra bir dönem böyle geçti. Sonra işte derse girdi. Ve o derse girdikten sonra merdivenlerden inişiyle salona girişi bir görün yani. O kadar severek giriyor. Ve ailesi Allah razı olsun hocam sizden diyor ki bu çocuk gece tuvalete gidemeyen çocuk, lavaboya gidemeyen çocuk. Gece kalkıp kendi başına artık gidebiliyor. Ve birçok yere kendi başına gidebiliyor. Arkadaş ortamı olarak. Şimdi beraber çalıştıkları arkadaşlarıyla da bayağı da açıldı, rahat. Sosyal şu anda konuşabiliyor. Işte. Yani daha önce sorduğun soruya cevap vermeyen çocuk şimdi daha çok cevap veriyor. Bunun gibi birçok şey. Okulda mesela çocuğumuzun, bir çocuğumuz da aynı şekilde. Çocuğumuz haylaz biraz. Tabii ki derslerine çalışmıyor. Bizim kesin kurallarımız var. Mesela çalışmadığı zaman kuşağını alabiliyoruz geriye. Vermiş olduğumuz kemeri geri alıp onun dersleri çalışmadığı takdirde bu şekilde cezalandırma, derslere almama gibi böyle bir şeylerimiz var. Bu şekilde bir tane çocuğumuz o haylazlıkla öğretmenlerin sözünü dinlemedi. Bir taraftan derse de teşvik etmiş tabii oluyorsunuz. Tabii ki dersleri ve çalışmaları şey. Bizim için önemli. Onların oradaki başarısı zaten bizim salonda da başarılı olduklarını sağlıyor. Tabii bu çocuğumuz bu şekilde ailesi geldi işte bize dedi ki hocam bu çocuğumuz böyle işte okulda öğretmenleri dinlemiyor, okulda işte haylazlık yapıyor. Yani birçok şeyleri var. Ondan sonra ne yapabiliriz? Dedim böyle böyle yapacağımız bu var. Yaptık neyse. Çocuğumuz bu şekilde devam etti. O kemeri aldığımız zaman çocuk o kemeri tekrar geri almak için annesinin sözünü dinlemekten dahi öğretmenin sözüne yıl sonunda madalya bile aldı bu çocuğumuz. Bravo. Öğretmenleri madalya taktılar. Yani yıl sonunda başarı belgesi aldı bu çocuğumuz. Bravo. Şimdi anlattıklarınız inanılmaz kıymetli. Bu arada şunu da söylemek i̇şte isterim. Yani bunun gibi birçok var. Yani çok anlatsak yani. Aynen öyle. Yani eminim çok örnek vardır. Ekranları başındaki izleyicilerimize şunu da söylemek lazım. Söylerken bile aslında şey diyoruz değil mi hocam? Yakın dövüş sanatları diyoruz. Tabii ki. Yakın dövüş sanatları yani hakikaten bir sanat aslında. Çok zerafet gerektiren, karşı tabii tarafın haklarını çok kollayan ve koruyan bir spor zaten, türü. Zaten savunma sporu. Yani ilk önce kendini savunacaksın. Yani sen saldırmıyorsun. Daima karşıdan bir saldırı geldiği zaman kendini koruma. Bunun için de tabii ki çocuklarda bazı gelişimler sağlanıyor. Öfke kontrolü. Çocuklarda burada öfke kontrolü, ondan sonra bilinçli hareket etme, nereye vuracağını daha iyi biliyor. Dedik ya çıraklık ve ustalık bölümünde artık. Çıraklık bölümünden ustalık bölümüne geçtikten sonra bu işin daha iyi püf noktalarını öğreniyor. Nereye vurduğu zaman nasıl etki edeceğini daha iyi biliyor. O yüzden biz çocuklarımıza diyoruz ki dışarıda herhangi bir kavgaya girmeyin. Girdikleri zaman ne olacağını anlatıyoruz. Yani bu işin sonu buraya varır. O yüzden yapmayacaksınız. Güç orantılı. Tabii ki. Çünkü karşınızdaki size bu işi bilmeyen bir kişi, sizin yapacağınız bir hareket onun hayatına mal olabilir. O yüzden diyoruz ki kesinlikle. Yani en son çare artık tamamen şey olmuşsa tabii ki sadece saf dışı edecek kadar kendinizi koruyun diye bu şekilde şeylerde bulunuyoruz. Şimdi bir de en önemlisi şu ki günümüzde maalesef RTÜK kuralları gereği tabii ki çok fazla zikredemiyoruz ama madde bağımlılıkları maalesef.
Ancak böyle söyleyebiliyoruz. Ebeveynler tabii ki bizleri algılıyordur ne demek istediğimizi. Madde bağımlılıkları biliyorsunuz ilkokul seviyelerine kadar maalesef ülkemizde ve tüm dünyada inmiş durumda. Evet. Artık kapı önlerinde bir takım pazarlama teknikleriyle çocuklarımızı kandırıyorlar. Sağ olsun Türk polisimiz, emniyetimiz, emniyet teşkilatımız çok güçlü, çok çalışıyor ama evet. Bu yine de onlara kadar inmiş olmasını, bu yaş seviyelerine kadar inmiş olmasını sonucu değiştirmiyor. Dolayısıyla da anneler, babalar böyle hop oturup hop kalkıyorlar sürekli. Çocuklarının ne yapıyor, ne ediyor, nereye gidiyor, kimle görüştü, ne yaptı diye. Şimdi bir taraftan aslında onları tütün maddelerinden, madde bağımlılıklarından, ne bileyim işte ileride belki alkolü olacak, alkol düşkünlükleri ya da alkole karşı sempati duymalarını engelleyen bir spor türü de aynı zamanda. Tabii ki. Çünkü çok sağlıklı yaşamayı gerektiriyor. Oradaki arkadaş grupları, sosyalleştikleri arkadaşları da kendileri gibi sağlıklı, işte bir takım değerlere sahip çıkan çocuklar, değerlerini bilen çocuklar. Dolayısıyla da onlardan otomatikman uzaklaşmasını çocuklarında sağlayan bir spor türü olduğunu düşünüyorum aynı bunu. Aynı şekilde. Şimdi çocuklarımız zaten spora gelen bir çocukta kolay kolay kötü bir alışkanlık bulamazsınız. Hı hı. Yani kolay kolay değil de yani hiç bulamazsınız desem öyle yani. Çünkü çocuklar spora geldiği zaman o antrenman temposuyla zaten nefeslerinin açılma olayı, sigara içen bir insanın orada koşup nefes alması zor. Yani bu gibi şeyleri mesela madde bağımlısı orada aynı şekilde. Çünkü bir enerji sarf etmesi lazım. O enerjiyi orada sarf etmesi için de ona bir şey lazım. Güç lazım, nefes lazım. Bu nefesi tabii ki o bağımlılıkla yapamayacağına göre bunlardan uzaklaşıyor haliyle. Bunun gibi birçok öğrencilerimiz hayatını oldu. Yani disipline etmek zorunda. Tabii ki kendini ona göre yönlendirmek zorunda. Kendini beslenmesi, ona beslenmesinden tutun. Uyku düzeni bunların hepsini kontrol etmek zorunda. Yani çünkü burada şu gerçekleşiyor. Bu sporları yaparken mücadele. Yani her şartta mücadele. Çocuk oraya çıktığı zaman o mücadeleyi 1,5 saat antrenmansa 1,5 saat antrenmana göre kendini mücadele etmek zorunda. İşte ben yarım saat sonra dersten çıkayım. Yok öyle bir şey. Sonuna kadar. Hayat nedir? Mücadeledir zaten. Önümüze birçok engeller çıkıyor. Ne yapıyoruz? Hepsiyle mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Ne yapıyoruz? Yarıda bırakıp hayattan geri mi çekiliyoruz? Hayır. Öyle insanlar zaten ne oluyorlar? İşte sokaklara düşüyorlar. Allah muhafaza. Yani şeyleri zayıf insanlar, dirençleri, duygusallıkları çok zayıf olan insanlar bu gibi şeylere düşüyorlar. Yani niye? Mücadele hırsını kaybetmiş insanlar. Bu çocuklarda ise ne oluyor? Mücadele azmi gelişiyor ve bu bağımlılık olaylarına da uzak kalıyorlar. Çünkü oldukları ortamdaki arkadaşlıklar da buna bağımlı. Kesinlikle. Çünkü hepsi... Yani şu anda zaten çocukların gelişiminde en çok şeyler bilgisayarlar ve i̇şte oyunlar. Yani, sosyal oldu çocuklar. Işte spora anda... geçirilen o esnadaki zaman süreci otomatik o bağımlılıklardan koparıyor bir de. Yani internet de ve şimdi, telefon bağımlılığından da kurtarıyor. Bir bağımlılık oldu. Şöyle bir şey söyleyebiliriz. Şu andaki çocuklarımızın birçoğunda obezite olayı çoğaldı. Mesela geçmiş dönemlerde yani bizim müsabakalara girdiğimiz dönemlerde mesela üst kilolarda sporcu bulma sayısı azdı mesela. 80-90'lardan kilolardan mesela itibaren mücadele edecek mesela 3-5 kişi olurdu. Şimdi ise daha çok o kilolarda var. Yani bu neyi gösteriyor? Obezitenin yükseldiğini gösteriyor. Ondan sonra kemik yapılarının mesela çoğu çocuğumuz bir tane mesela geçen geldi. Kambur şöyle duruyor ya. Boynu eğik duruyor çocuğumuz. Bunu sürekli ben ikaz ede çocuğu mesela düzelttim biraz daha. Yani bu çocuklar çünkü niye? Bilgisayar başında, işte evet. Telefon başında hep itibariyle. Kemik eğriliği. Bunların nasıl olacak? Yani bakıyorsun çocukta eklem eğrilikleri, eklemlerde bozukluklar var. Bunları işte sporla ne yapıyoruz? Yeniyoruz. Çünkü sürekli aktif oldukları için kemik uçları dediğim gibi açılma, işte bazı çocuklar hocam daha iyi bilir. İşte ya boyuna ya enine büyür. Eğer boyuna büyümezse çocuk enine büyür. Eğer kemik uçları baskı alırsa, o çocuk işte ağır bir şey kaldırır, şey yaparsa ne yapar? Enine büyümeye başlar. Kilo alma olayı buradan gelişir. Yani
Eğer kemik uçları rahat çocuk olursa boyuna gider. Tabii ki bu da biraz da ailenin işte boy yapısıyla gelişen bir şey. Bu şekilde yani çocuklarımızda dediğim gibi kemik eğrilikleri gibi bozukluklar var. Bu da tabii bilgisayardır, cep telefonudur gibi bir şeylerden oluşan bir şey. O yüzden çocuklarımızın spor yapması çok önemli diyorum. Spor, buraya da bir ki. Virgül koyuyorum. Hocamla biraz yine devam etmek istiyorum. Hocam uyku apnesi dedik. Şimdi uyku apnesini tedavi ediyorsunuz. CPAP hiç önermiyorsunuz. Doğru mu telaffuz ediyorum hocam bilmiyorum ama. Eğer beyin ne bağlı bir sorun yoksa, yani aslında prekomada, komada, bilincinde değil, nefes alamıyor, o zaman verin. Ama normal, yani normal solunumunu alan bir insanda tıkalı yerleri açtığınız zaman zaten apne düzeliyor. Şimdi çocuklarda da aynı. Şimdi mesela çocuklara spor yaptırıyorsunuz. Diyelim çocukta geniz eti var 12 yaşına kadar. Şimdi o çocuk spor yapamayacak. Yani başkasının bir defa da aldığı oksijeni, bir kere de çektiğini, o üç kere çekmek zorunda. Aldığı hava geçmiyor. Yani şimdi geniz eti dediğimiz burnunun arkasıyla ağzın arasındaki boşlukta bir et, yumuşak bir doku, parmağınızla ezebilirsiniz, sıyırabilirsiniz, öyle bir şey. Şimdi normalde her insandan bir su bardağına yakın salgı akciğerleri nemli tutsun diye burundan aşağı akıyor. Geniz kapalı akamıyor. O zaman ne yapacak? Çocuk çok sık nezle grip olacak. Eğer bir çocuk çok sık orta kulak iltihabı oluyorsa mutlaka geniz eti yönünden araştırmak lazım. Çünkü genizde birikiyor. Çocuk yaptıkça direkt üstteki borusundan orta kulağına alıyor. O da devamlı antibiyotik ilaç doğru değil. Bu tip çok sık orta kulak iltihabı geçiren çocukların mutlaka geniz eti yönünden araştırılması lazım. Yine söylüyorum, 5 dakikalık bir ameliyat. Eskiden uyutmadan, anestezi tekniği bu kadar ileri değildi. Birisi kucağına alırdı, doktor parmağıyla sıyırırdı. E şimdi biz uyutuyoruz, aletle sıyırıyoruz. Dikiş yok, kanama yok, sıyırma. Şey. Yani o sıyırarak temizliyoruz. Kanama da olmuyor, 2 tane tampon koyuyoruz. Bir dakika sonra alıyoruz, hadi güle güle diyoruz. Akşam yumuşak yiyor, ertesi gün her şey yiyor. Çocuğun büyümesini ve gelişmesini aşırı derecede frenliyor. 8 yaşında çocuk küçük suyunu kaçırıyor altına. Geniz etini alıyoruz, duruyor altına su kaçırması. Ya o kadar engelliyor, dişleri çarpık çıkıyor. Aynı zamanda bu çocuklar alerjiye de yatkın çocuklar. Bu çocuklarda burun alerjisi de çok sık görülüyor. Nedeni, genizde et var, akıntı yok, öne geliyor, ıslak zeminde. Hemen burnumuzun içinde konka dediğimiz etler var. Bir de halk arasında hep karıştırılır. Mesela bize gelir 35-40 yaşında, hocam benim geniz etim var. Geniz eti genellikle 9-12 yaştan sonra, blue çağından sonra geriler ve kaybolur. O bahsedilen büyüklerdeki o geniz eti dedikleri şey burun içindeki etler. O çok aşırı derecede sık görülüyor alerjiden dolayı. Alerji dediğimiz şey de, şu anda gidin sokaktan 100 kişi getirin muayene edelim, en az 50'sinde alerji vardır. Alerjiye bağlı reaksiyon vardır veya. Alerji ne? Burnumuzun içinde koruma hücreleri var. Bazı maddeleri bu burnumuzun içindeki koruma hücreleri tanımıyor. Yabancı kabul ediyor. Ona karşı reaksiyon veriyor. Alerji bu. Histamin reaksiyonu oluyor. Bize kimse alerjim var diye gelmiyor. Zaten bununla ilgili dahiliyede ve çocukta süper ihtisas bu. Alerji bölümleri var. Ama büyüklerde alerji de parfüm, oda spreyi, işte klima, kedi köpek kuş, yerdeki akarlar, çiçek kokusu gibi birkaç tane madde veya bir tanesi. Gördüğü zaman reaksiyon yapıyor. Dolayısıyla nasıl geliyor bize? Kaşıntı, hapşırma, bir de akıntı. Akıntı önden akmaz, genizden aşağı akar. Burada nefes borusunu yemek borusundan ayıran kapak var, epiglot diye. Bir de hep apnede ameliyat yaptığımız hastalar şunu karıştırırlar. Bu epiglot dediğimiz kapakla küçük dilin hiç bağlantısı yok. Birisi burada, birisi ağzın üstünde. Yani hiç bağlantısız iki şey. Yani bu takılan kapak dediğimiz nefes borusunu yemek borusundan ayıran epiglot, aşağıda o. Orada çok küçük bir şey. Hasta bize gelir, saç kılı gibi, yün gibi bir şey var, çıkaramıyorum, devamlı yapıyorum der.
Bu alerji belirtisidir. Yani bu tip rahatsızlıklarda burun mukozası, eti, burnun derisi şişer. Mesela bize diyelim rinoplasti olan bir hasta. Ameliyatı mükemmel olmuştur. Hastanın şikayeti var. Bize muayeneye gelir bakarız. Hastaya gösteririz kamerayla. Bakın burnunuzun kıkırdağı tamamen dümdüz. Bir tıkanıklık yok. Buraya bakın. Televizyonda kendisi izliyor. Evet. Yine bir şey yok ama burnun derisi şiş. Burun etleri şiş. Onları 3 dakika sürüyor bu ameliyat dediğimiz şey. Onları uyutmadan genel anesteziyle değil lokalle çok daha kolayı burnun içindeki etlere belli frekanslarda akım veriyoruz. Burnun içindeki bu kadar olan etin bu kadarlık kısmı kabuk şeklinde düşüyor. Geride kalan kısım büzüşüp nedve dokusu oluşuyor, şişmiyor. Dolayısıyla burnun içinde etin kapadığı saha, bu kadar olan sahanın bu kadarı yok oluyor. Çok rahat nefes alıyorlar. 3 dakikalık bir operasyonlar. Hocam bu operasyonları bir taraftan da sormak isterim. İzleyicilerimiz merak ediyor olabilir. SGK'da karşılıyor mu hocam? Tabii karşılıyor. Ya bütün operasyonları karşılıyor. Özel hastanede belli bir ücret fark alıyoruz. Fark alınıyor. Kanuni bir fark ücretleri var. Onu alıyoruz. Ama SGK'lı hastaların hepsini yapıyoruz. Yurt dışında hapne ameliyatıyla ilgili gelen hastaları hapne ameliyatı yaptığını zaten. Tabii ki yazıyoruz. %90'ını bulundukları sigorta ödüyorlar. Çünkü apne solunum ameliyatı. Nefes alamama ameliyatı. Avrupa'da apnesi olanlar, raporu olanların ehliyetlerini geçici süre iptal ediyorlar. Çünkü trafik kazalarının çok büyük nedeni apne. Sağlıklı uyku gece alamıyorsunuz. Dolayısıyla gün içinde yorgun kalkıyorsunuz. Durduğunuz yerde bazen uyukluyorsunuz. Düşünün uzun yol şoförüsünüz, araba kullanıyorsunuz veya şehir içinde bir anlık dalgınlığınız kaza nedeni. Buradaki problem şu. Vücuttaki bütün dokuları besleyen oksijen. Tansiyonu yapan oksijen. Bu sizin günlük yaşamınızı, iş hayatınızı, bu sizin seksüel hayatınızı oksijen alamıyorsunuz. Beslenemiyor. Her şeyi etkiliyor. Kesinlikle. Yani çünkü bütün dokuların beslenebilmeleri için oksijeni almaları lazım. Oksijeni nereden alıyorsunuz? Burnunuzdan. Ne yapıyor? Burnunuzdan arkaya geçiyor. Bu iki tıkanıklığı açtığınız zaman artık burundan çok rahat oksijen alacak. Çok rahat nefes borusuna gidecek. Dolayısıyla da oksijen ihtiyacınızı herhangi bir aparata ihtiyaç kalmadan kendiliğinizden alacaksınız. Hocam burada yine bir virgül koyacağım. Bir şarkı dinleyelim. Sonrasında da efendim tekrar Nurcan'cığımdan da çeyrek kalan altın burçlarımız. Dört burcumuz kaldı evet. Değil mi Nurcan? Dört burcumuzun yorumunu alacağız. Nerede kalmıştık? Oğlakları anlatacağım. Oğlakları. Tabii. Wow. Oğlak. Bak sen oğlak takip burcu oğlak ya. Ha, heyecanlı o yüzden bekliyor. Hadi bakalım o zaman. Mustafa İşbilen'den geliyor. Zaman sadece birazcık zaman, geçici bu öfke, bu hırs, bu intikam. Acılarımız tarih kadar eski, nefes alıp vermek misali olan. Zaman sadece birazcık zaman, son bulduğu yerde silgilen bir tek an. Öyle benzer izler etrafında, alışkanlıklarımız bile sıradan. Aşklar yüreğimde,
gidiyorum kokun hala üzerimde. Sana korkular bıraktım, bir yeni başlangıçlar, bir kendim, bir ben. Gidiyorum, gidiyorum bütün aşklar yüreğimde. Gidiyorum kokun hala üzerimde. Sana korkular bıraktı, bir deli başlangıçlar, bir kendim, bir ben. Gidiyorum. Zaman sadece birazcık zaman, geçici bu öfke, bu hırs, bu intikam. Acılarımız tarif kadar eski, nefes alıp vermek misali olan. Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde. Gidiyorum kokun hala üzerimde. Sana korkular bıraktı, bir deli başlangıçlar, bir kendim, bir ben. Gidiyorum, gidiyorum bütün aşklar yüreğimde. Gidiyorum kokun hala üzerimde. Sana korkular bıraktı, bir deli başlangıçlar, bir kendim, bir ben. Gidiyorum, gidiyorum bütün aşklar yüreğimde. Gidiyorum kokun hala üzerimde. Sana korkular bıraktı, bir deli başlangıçlar, bir kendim, bir ben. Gidiyorum. Sana çok istedim eşlik etmek ama 3 tane mikrofon geldi, üçünde de ses yoktu, o yüzden eşlik edemedim. Çok özür diliyorum. Gerçekten. Efendim, kısa bir reklama gidiyoruz. Reklamlardan sonra buradayız. Efendim, ekranlarınızın başına bir kez daha hoş geldiniz. Hep kalan çeyrek altınımızı veriyorum. Hadi bakalım. Altın. Hadi yolla gelsin. Son çeyrek altını veriyorum. Hadi yolla gelsin. Efendim, nerede kaldık? Oğlaklarda. Bak nasıl oğlak kendini belli etti. Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar, bu hafta biraz daha dikkatli ve temkinli olmak zorundasınız. Neden? Biliyorsunuz zaten, anlat anlata dilimde tüy bitti. Hala da anlatmaya devam edeceğiz. Ta ki 2020'ye kadar. Biliyorsunuz Satürn sizin hayatınızı derleyip toparlamak üzere 2020'ye kadar size eşlik edecek. Ve geçtiğimiz yılın Aralık ayında hayatınıza girdi. Mahmut Hoca gibi. Tatlı sert. Eğer disiplinizdesen hayatını değiştirecek. Ama oğlaklar zaten disiplinli burçlar olduğu için onları çok fazla etkilemez. Keza yükselen ve ay burcun çok önemli. Bir dengesizlik vardır hayatında. Gelgitlerin çok fazladır. Hayata bir tür ayak uyduramazsın. Yanlış tercihler yaparsın. Burada da Satürn gelirsen çatır çatır hayatı üretir. Gökyüzünde bir sürü gezegen retro diye hep anlatıyorum. Biliyorsunuz hala bu retrolar devam ediyor. Oğlak burcunda sürekli retrolar var bu döngülerde. Hayatınızı biraz dağınık yaşıyor olabilirsin. İşine yetişemiyorsun, aşkına yetişemiyorsun, arkadaşlıklarına yetişemiyorsun. Biraz toparlanmakta zorluk yaşıyorsun ki bu döngü, bu tutulmalarda bunu biraz daha fazla gözünde büyütmene sebebiyet verebilir. Hmm. Ama mesela
bir albüm, bir şey, senden örnek veriyorum. Bir girişimin varsa 20'sinden sonra, 20 Ağustos'tan sonra çıkış yapmanı tavsiye ederim. İş anlaşman varsa yine keza öyle 20 Ağustos'ta beklemeni tavsiye ederim. Ayrılık ya da barışmak, bir ilişkiye adım atmak, söz nişan yapmak için gene 20'sini bekliyorsun. Yani sen diğer burçlara göre biraz daha temkinli, biraz daha düşünceli, biraz daha Başak Burcu gibi inceleyip sık dökeceksin. Bu hafta hayatını stabil tutmaya çalış. Çok dağılmamaya çalış. Elindekini toparlayamıyorsan bile aynı istikrarda devam etmekte fayda var. Çünkü bazı dışarıdan alacağın etkilerle hayatın belli noktalarına, özellikle ilişkiler anlamında inişler, çıkışlar yaşayabilirsin. Bu hafta dünya sanki üzerine geliyormuş gibi. Hani her şey üst üste gelir diye bir laf vardır ya, ki öyle mi? Başını öyle bir salladın ki arkadaşım üzüldüm yani. Dünya üstüne bayağı geliyormuşçasını hissedebilirsin. Ama bunlar geçici bir süreç. Sakın paniğe kapılmayın. Panik havası estirmeyin. Hayatınızı stabil tutmanıza fayda var diyoruz. Bu hafta çok fazla hareket etmeyin. Geldik kovalara, yani ben. İnişlerin, çıkışların çok olduğu. Çünkü neden? Aydan'ın annesinin burcuyla, Aslan burcuyla benim burcumun arasında, Kova burcunun arasında bir tutulma var. Bir gerginlik var. Ve bu düğümler artık bundan sonra Yengeç ve Oğlak aksında gerçekleşecek. Bundan sonraki tutulmalar, bundan sonra devam eden yılda da bunlar gerçekleşecek. Biz artık son düzlükteyiz. Yani çok büyük radikal kararlar alacağımız aşamadayız. Mesela ben ne yaptım? Bu hafta itibariyle sinirli, stresli zamanlar yaşamıyor muyuz? Ben astrolog olduğum için yaşamıyorum. Elbette ki yaşıyorum hayatın getirdiklerini. Ama her streste, her zorlukta bir karar alarak hareket ettim. Mesela kötü alışkanlıkları bırakabilirsin. İşte sosyal medyayı çok kullanıyorsan bunu bırakabilirsin. Kariyerinle ilgili bir şeyler ters gidiyorsa bunları düzeltmek için bu döngülerde karar al. Tutulmalar anında tutulur kalırsın. Özellikle güneş tutulmalarında bir yıla kadar etkisi vardır. Diğer tutulmaya kadar etkilidir efendim. O yüzden ne yapacaksın? Hayatınla ilgili radikal kararlar al. Bu hafta özellikle ilişkilerde sınanabilirsin. İş hayatınla alakalı inişler, çıkışlar, düşmanlıklar çok fazla olabilir. Çok fazla. Kariyerinizi alaşağı etmeye çalışan vasıfsız insanlar çıkabilir. Ama siz burada çok fazla dirayet göstereceksiniz sevgili kovalar. Zekanızla her şeyin üstesinden gelebilirsin. Sadece kalple alakalı, ilişkilerle alakalı, kalbinizle alakalı döngülerde biraz zorlanabilirsiniz. Kararsız kalabilirsiniz. Ne yapıyorsunuz? O kararı 20 Merkür Retrosu bittikten sonra, ama Venüs biliyorsunuz ki Terazi Burcu'na geçiyor. Bu hafta kendinizi çok güzel hissedebilirsiniz. Güzellik dokunuşları yapabilirsiniz. Siz de hayatınızı değiştirmek için lütfen karar alın. Yazın, söz uçar, yazı kalır. Bir yerlere not edin bu tarihleri. Yeni bir değişim. Hani kadersel değişimler ve dönüşümler demiştik ya, Mayıs ayında Uranüs'ün Boğa Burcu'na geçişi. İşte siz şimdi bu döngüde yaşıyorsunuz sevgili kovalar. Aklınızı başınıza alın. Yatırımlarda dikkat. Bu hafta biraz ödemeler yapabilirsiniz. Son burcumuz Balık burcuna geldik. Balıklar ve yükselen balıklar. Duygusal hayatınıza dikkat. Duygusal hayatınızla alakalı karar vermek zorunda kalacaksınız. Maalesef ki bu tutulma sizin nereye gideceğinizi, kiminle yaşayacağınızı, kimden çocuk sahibi olacağınızı, kiminle ömürlük dost ya da kiminle ömürlük ilişki yaşayacağınızı belirleyecek. Özellikle aile içi anlaşmazlıkların su yüzüne çıkacağı, ama biliyorsunuz ki sorunlar su yüzüne çıkacaksa mutlak çözüme de ulaşacaktır. Sorunların artık böyle dağ gibi bir yerde yığılmasından sonra temizlik zamanı. Hem iç dünyanı, hem beynini, hem hayatındaki aksi giden aksaklıklara neden olan olayları bertaraf etmek için bu tutulma sana ışık olacak efendim. Sen su grubusun ve ateşin etkisiyle birlikte sen biraz daha olayları söndürmek için çok fazla çaba sarf edeceksin elementinden dolayı. Yani mantık yürütmeye çalışın. Su bir yerde ateş var ve sürekli bu yangını söndürmek için birilerine dert anlatmak zorunda kalacaksın. Kendini ifade etmek zorunda kalacaksın. Yapma, anlamayana bir şey anlatamazsın. Susmak da bir erdemdir. Bazen çok şeyler anlatır. Bu hafta biraz sakin kalıp susup alttan alta zemin hazırlayıp Merkür Retrosu'ndan sonra, bu güneş tutmasından sonra kararını vermeni tavsiye ederim. Daha çok aile olaylarına ışık
tutacak ve etkileyecek bir tutulmayla karşı karşıyayız. Hepinize muhteşem bir hafta olsun. Tutulmalardan, döngülerden korkmayın. Her zaman için bu tutulmalar bize ışık olur. Kötülüklerden arınmamıza, iyiye gitmemize. Herkes kalbinin ekmeğini yer. İnşallah siz de kalbinizin ekmeğini yer. Güzel bir hafta, güzel bir tutulma olur. Korkmayın, 99 açılarıyla var bir şeyler ama yıkıcı deprem olacağını tahmin etmiyorum. Onu yine de Allah bilir. Öpüyorum, çok merak ettiniz bu soruyu da onu söylemek istedim. Seni seviyoruz. Ben ağzına sağlık. Bütün altınlar sizin olsun bu aynen. Hafta. Bol bütün kasarın. Altınlar böyle size aksın. Efendim astrolog Nurcan Veci Gün hanımefendi anlattı. Bu haftaki etkilerden bahsettik. Şimdi hocam uyku apnesini konuştuk ama vertigo ile ilgili de sorular geldi reklam arasında. Vertigo nedir? Tedavisi mümkün mü? Vertigo baş dönmesinin latincesi. Yani vertigoda bir takım bir sürü nedenleri var. Kas iskelet sistemi, beyin, göz ve dolayısıyla da en çok bizle ilgili olan da iç kulak. İç kulakta semisürkünel kanal dediğimiz 3 tane denge kanalı var. Vücutta normalde 3 tane akım var. Birisi kırmızı kan, temiz kan, atar damarlardaki kan. İkincisi mavi kan, toplar damarlardaki temiz kan. Üçüncü bir akımda sarı kan dediğimiz bir kan akımı var. Bu da lenf akımı. Lenf drenajı diyoruz ona. İç kulakta bu salyangozların içindeki dolaşan mayi bu lenf dediğimiz sarı kan. Normalde bu iç kulakta meydana gelen bir takım olaylar otomatik baş dönmesine neden oluyorlar. Bizde en çok görülen iç kulağı örten patika taşı gibi kristal dediğimiz bir takım oluşumlar var. Bu oluşumlardan en çok bu sallanmalarına bağlı, bu kristallerdeki oynamaya bağlı baş dönmeleri en çok görüleni. Şimdi evlerde hanımlar daha çok böyle bir cam fanusta renkli taşlar falan süs olarak bulunduruyorlar. Şimdi o içindeki taşların oynadığını düşünün. Ne yapıyorsunuz? Sallıyorsunuz onu. Dolayısıyla da düzlüyorsunuz. İki tane kulağımız var. Diyelim sağ kulaktaki kristaller sallanıyor. Beyne buradan giden, cisimlerin konumuyla ilgili giden bilgi farklı. Buradan gelen bilgi farklı. Yani iki kulaktan da farklı bilgi gittiği zaman konumlarla ilgili cisimlerin beyin şaşırır. O zaman göze soruyor ya hangisi doğru? Göz diyor ki sol doğru. O zaman baş dönmeniz bitiyor ama o aradaki süreçte baş dönmesi meydana geliyor. Onu ne yapıyoruz? Aynı mekanizmayla biz genellikle hastaları yatırıyoruz. İşte boyunlarını boşa alıyoruz, elimizle tutuyoruz. Ani olarak kafalarını sağa sola oynatarak bu kristalleri dökmeye çalışıyoruz. Şu anda gördüğümüz bunun gibi hocam. Aynını, evet bu şekilde. Bunun aynını ya bu şekilin dışında da ne yapabiliriz? Hastayı deriz ki yani boynunuzu yumuşatın önce yani sıcak havluyla veya bir kremle falan birazcık yumuşattıktan sonra başınızı serbest bırakın. Çok ani olarak sağa, sola, öne hareket ettirin. Yukarıya bakmayın. Yukarıya baktığınız an dönersiniz. Kalkarken yavaş yavaş kalkın. İlave olarak da ilaçlar veriyoruz. Ama bunun yanında çok ağır tabloda baş dönmeleri olur. Orada bu kısa süreçle meydana gelir. Bu meydana gelişte yer böyle kalkar yarım metre, bir metre havaya mide bulantısı kusmayla olur. Gözümüzü meniyer kapattığımız zaman da oluyor hocam. Tabii ki yani meniyer hastalığı dediğimiz iç kulaktaki basın çarpması. Bu eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'de olduğu gibi. Hastalığın adı meniyer hastalığı. Çok kötü bir şey. Onun nedeni tam olarak bilinmiyor. Ama mekanizmada genellikle tuzu kısıtlıyoruz. Nasıl tansiyon hastalığında dışarıdaki mayiyi damar içine tuz çektiriyorsa aynı şekilde de iç kulakta da aynı şeyi yapıyor. O açıdan da bu hastalara tuzu tamamen sıfıra indirtiyoruz. Sigara ve tuzu yasaklıyoruz. Bunun dışında da belli miktarda ilaçlar veriyoruz. Çok tehlikeli. Vertigo bu. Onun dışında getirdiğiniz çok basit bir nezle grip. Aynı şekilde iç kulakta da bir nezle grip vari rahatsızlığa neden olur. 2-3 gün içinde kaybolup geçebilir.
Hocam ağzınıza sağlık. Vertigo ile ilgili de çok büyük çünkü sorular. Meniere'de çok inanılmaz, çok karıştırılan. Çok ağır bir tablodur o. Çok karıştırılan. Mutlaka yatırarak çok, hastaneye tedavi etmek gerekebilir. Ben ondan yattım hastanede. Yani, teşhisi de çok zor konulan hocam. Bu da mesela burada yapıyor. Önemli olan nöbetlerin azaltılması. Yine buradaki mekanizma iç kulaktaki basıncın artması olduğu için iç kulaktaki basıncı düşürücü ameliyatlar yapıyoruz. Var mı meniyerli var. Ameliyat? Yani iç kulakta. Ekran başı bizim gibi şu anda benim gibi böyle mağdur olan izleyiciler vardır. Tabii çünkü ki. Bütün yani hayatı meniyer hastalığı tabii ki. Bozuyor. Meniyer hastalığı dediğimizde bütün hikaye. Araba bile kullanamıyorsun. Şöyle ama gidiyorsun. Ama işte o buna. Çok kötü bir tablodur. Yani yer böyle resmen bir metre ayağa kalkar, kuzarsınız, mideniz bulanır. Evet. Çok ağır bir tablodur o. Allah orada da yani mesela belli 6 ayda bir, senede bir, 2 senede bir bu şekilde yoklar geçer. Ama burada yine söylüyorum ana şey mutlaka tuz ve sigaradan uzak durulması yani. Şart. Hocam ağzınıza sağlık. Efendim Ferru hocama sorularınız varsa ya da kendisine gitmek isterseniz şikayetleriniz, rahatsızlıklarınız varsa öncelikle Allah şifa versin elbette ki ama hocam Instagram'da da aktif olarak sayfasını kullanıyor. Doktor Ferru Yılmaz yazdığınızda da çıkacaktır. Aynı zamanda internette arama motoruna Doktor Ferru Yılmaz yazdığınızda da hocamın klinik bilgileri önünüze düşecektir. Oradan da ulaşabilirsiniz. Bir kez daha hocam ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Sağ önümüzdeki olun. Günlerde sizinle buluşmayı tekrar İnşallah. Dört gözle bekliyorum. İnşallah. Bugün bizlerle kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı operatör doktor Ferruh Yılmaz hocam beraberdi. Hocam size de sormak istiyorum. Karate eğitmeni Murat Tekir hocam ve öğrencileri bizlerleydi. Size ulaşmak isteyenler de internette arama motoruna Murat Tekir yazarsa sizin de hocam spor salonu bilgileriniz çıkıyor mu? Çıkıyor aynı şekilde. 15 Temmuz Gençlik Spor Kulübü, kulübümüzün ismi. 15 Temmuz'da isim veremiyoruz ama 15 Temmuz olduğu için 15 hani Temmuz'dan ona istinaden. Onu yazdıkları zaman da yine aynı şekilde bulabilir. İsim Murat Tekir olarak da bulabilirler. O şekilde ulaşabilirler. Instagram sayfamızda da yine aynı şekilde kulübümüzün ismi de ulaşabilirler. Bu şekilde Facebook'ta aynı şekilde peki ulaşmak isteyenler efendim hem Instagram'dan hem Facebook sayfalarından hem de internetten ulaşabilirler Murat hocama. Karate eğitmeni Murat Tekir hocam bizlerle birlikteydi. Çok teşekkür ediyorum. Biz öğrencilerinize teşekkür de size de başarılarınızın devamını diliyorum. Gönlümüzü yüreğimizi kabartmaya, gururlandırmaya bizleri devam edin gençler diyorum. Ve astrologların en tatlısı, en şahanesi, en bir tanesi, sensin en minna efendim Nurcan Vecigün hanımefendi bizlerle birlikteydi. Nurcan'ımı izlemeye devam edin. Hafta içi kendisi de yayınları var, canlı yayınları. Onları da takip etmeye devam edin diyorum. Canlı yayınlarını ben dört gözle bekliyorum. Valla 11'de bir başlıyor. Oh, bir döktürüyor susmuyorum. Da döktürüyor. Yani inanılır gibi değil. Sanatçı arkadaşım Mustafa İşbilen bizlerle beraberdi. Canlı canlı şarkılar söyledik. Haftaya hızlı başladık. Şarkıyla da kapatacağız. Evet. Sen hazırlanırken ben de vedamı edeyim. Efendim, haftaya güzel başladık. Biliyorum ki bütün haftamız hepimiz için güzel, hayırlı, sağlıklı, bereketli, kazançlı, mutlulukla sevdiklerimizle birlikte geçsin. Bugününüz, yarınınız ve her gününüz birbirinden daha şahane olsun. Sevgili yapımcım Arzu Tiryaki ayağını incitti. Ona da buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum canım kardeşim. Tez vakitte iyileşe, elini üstümüzden çekmeye diyorum kendisine. Seni seviyoruz. Yarın saatleri 11'i gösterdiğinde biz ailemizin kanalı Flash TV ekranlarında tekrar sizlerle olacağız. Hoşçakalın. Dur bakma bana öyle, içime akıyor kara gözlerim. Ne hisset ne de söyle, canımı yakıyor veda sözlerin. Yanarım yanarım aşk ile yanarım, kurbanım yoluna. Alemi alemi yaktırdın kalemi, çıkamam yarına. Söylemedim.
kimse yaktı bize. Kara mı dur aşkıcıdan sızıdan, yana mı dur anla ne tuni. Allah Allah, dur bakma bana öyle. İçime akıyor kara gözlerin, ne hissetti de söyle. Canımı yakıyor veda sözlerim. Yanarım, yanarım, aşk ile yanarım. Kurbanım yoluna. Aleni, aleni, yaktırdı kalemi. Çıkamam yarına. Alnıma yazdı kader, silemedim. Ağladım, ağladım hiç bilemedim. Kimseye söylemedim, diyemedim. Aşk diye çektim hiç. Affelek hep inadım. Bana mı dur, herkese atsa bize. Kara mı dur, aşkıcıdan sızıdan. Yana mı dur, anla ne tuni. Alnıma yazdı kader, silemedim. Ağladım, ağladım hiç gülemedim. Kimseye söylemedim, diyemedim. Aşk diye çektim affelek hep inadım. Bana mı dur, herkese attı bize. Kara mı dur, aşk acıdan sızıdan. Yana mı dur, anla ne tuni. Anla ne tuni. Bir tane daha gelsin, hadi bir tane daha söyle. İp atma ucu kaldı da arafta gücü kaldı. İp atma ucu kaldı da arafta gücü kaldı. Ben sevdim eller aldı da içimde acı kaldı. Ben sevdim eller aldı da içimde acı kaldı. Ankara'nın bağları da büklüm büklüm yolları. Ne zaman sarhoş oldum da kaldıramıyorum kolları. Ankara'nın bağları da büklüm büklüm yolları. Ne zaman sarhoş oldum da kaldıramıyorum. Oyna! Bir potpourri gibisin o zaman, potpourri gibi. Aşk ölen tekrar ölmez diyorlar. Kırılan kalp tekrar sevmez diyorlar. O gitti bir daha gelmez diyorlar. Söylesene söyle inanayım mı? Söylesene söyle inanayım mı? Hep birlikte. Hayatı tesbih yapmışım, sallıyormuşum. Adını duydukça ben ağlıyormuşum. Deli diyorlarmış benim halime. Gelmiş yine geçmişine sayıyormuşum. Gelmiş yine geçmişine sayıyormuşum.